Merhabalar, ben Aileysik. Yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz efendim. Open Wheel dediniz, Formula dediniz, abi dediniz, ne olur F1 dediniz, Formula dediniz. Süper Formula çekeyim dedim abi, hazır fırsat varken. Şimdi şöyle bir şey var, sıralamayı attık ama maalesef ki ben sıralama atmadım, bilerek atmadım. Onu da niye yapmadım? Güvende bitirmek için yarışı yapmadım. Çünkü burada böyle ortalarda başlarsam, gerçi bir araç var arkamda ya. O kadar kötü bir yer değil. Başlayalım hadi ya. Ya aklımda şey vardı. Grid'den başlamayayım. Pit yolundan başlayayım. Bu sayede daha safe gideyim ama zaten arkamda bir kişi var demeye kalmadan zaten doluşmuşlar. Yine kalabalık olmuş. Bir araba daha var galiba onun arkasında. Neyse ya, bir şekilde kalkarız gideriz abi. O kadar dert değil yani. Problem etmemek lazım her şeyi hayatta. Sakin sakin biraz sağdan gideceğim. En arkaya geçmeye çalışacağım. Güzel süreler atıyorum aslında. Yarış için 1.40 falan atacağım. 1.39'lara da belki düşeriz. Ama hayatta kalmak istiyorum abi. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım ya. Elimizden geleni yapalım. Siz de izleyin abi. Çok antrenman yaptım. Biraz antrenman yapıyorum. Bak görüyor musun? Sağa sola vuranlar, kazalar, bilmem neler. İyi yavaş kalkmışız. Biraz antrenman yaptım. Ama kendimi hiç hazır hissetmiyorum şeye, süper formulaya. 2 gündür falan antrenman yapıyorum. Giriyorum, çıkıyorum, antrenman yapıyorum. F3'te de sürüyorum bir yandan. F3'te de antrenman yapıyorum. Biraz orada yapıyorum antrenman, biraz burada yapıyorum. Sonra bakıyorum yarışlarına. En iyi süreler kaç gelmiş falan. Bakıyorum hiç alakam yok. Biraz daha antrenman yapıyorum. Tamam mı? Yani inanılmaz bir çıkmaza girdim yani. Sürekli antrenman yaptığım bir çıkmaza girdim. Ama bir yandan video çekmem de lazım, yarışmam da lazım. Yarışmayacaksam, sadece antrenman yapacaksam ne anlamı var bu işin dedirtiyor. O yüzden de en sonunda yarışa girmeye karar verdim. Ne olursa olsun dedim yani. Hani isterse kaza yapayım, sonuncu olayım. Hiç önemli değil. Sadece yarışmak istiyorum artık dedim. Ve daldım abi. Biraz zor bir pist tabii Sebring. Dediğim gibi daha önceden havalimanı olan bir pist. Askeri bir havalimanı iken burayı normal piste çevirmeye karar vermişler ama her yer beton abi. Sürekli zıplayarak gidiyorsun. Zaten direksiyonuma bakarsan çok zor kontrol ettiğimi göreceksin bazı yerlerde arabayı. Gerçekten yorucu bir pist. Onu söyleyeyim. Bir de burada open wheel kullanmak ekstra yorucu. Yani GT3 aracı gibi biraz daha yolda gidebilecek bir şey kullanıyor olsaydık sorun olmazdı ama bu tarz arabalar gerçekten yoruyor derken birileri daha patladı. Güzel, ilk 10'a girdik neredeyse. 9 araba geçerek başladık yarışa. 9 araba geçmekten de kastım şey yani, hani en arkadan başlamaya çalıştık ya, 20 araç vardı. Şu anda 11.'yiz. Gayet güzel yani. Utanmasak artıda bitireceğiz yarışı. Öyle gözüküyor. Şimdilik gidelim bakalım. Sürebildiğim kadar hızlı sürmeye çalışacağım. Burada sadece gaz kesiyoruz. Hiç fren yapmıyoruz. Tabii sallantıdan dolayı bazen konuşmakta zorluk çekiyorum. Onu fark ediyorsunuzdur. Kafaya takmazsınız diye düşünüyorum abi. Ciddi bir sallantı var pist üzerinde. Sıradan bir pist değil burası. Gerçekten böbrek taşı olanın böbrek taşını düşürtür yani. Öyle bir pist burası maalesef. Hadi bakalım. Şu an için iyi gidiyoruz. Kazalardan güzel sıyrıldık. Olması gerektiği gibiyiz abi. Hadi bakalım. Overtake'imiz var daha. Overtake'i hiç kullanmadık. Overtake'i açmaya da biraz korkuyorum. Sadece düzlüklerde açarım muhtemelen. Çünkü viraj çıkışlarında overtake muhtemelen spin attırır bana. Bu tarz kötü bir asfalt üzerindeyken özellikle. O yüzden arada bir düzlüklerde overtake açmaya çalışacağım. Özellikle ön tarafa yetişmeye çalışıyorsam o sırada. Hadi hadi. Burada overtake'i açayım abi hadi. Açık kalsın şimdilik. Birazdan kapatırız. Oo, biraz FPS düştü burada. Neden oldu bilmiyorum ama FPS'imi azıcık kaybettim. Ama geri geldi şu an. Sebring en çok FPS kaybettiğim pistlerden biriydi eskiden de. O yüzden hala FPS kaybettiğime şaşırmıyorum bu pistte. Biraz gaz kestik. Hala overtake'im açık. Bu düzlükten sonra overtake'i kapatacağım. Overtake'i kapatıyorum. Normal akışımıza devam ediyoruz.
arada bir böyle overtake'i açarız abi. Biraz hız kazanır kapatırız. Bak ön tarafa yaklaştık biraz. Arka tarafla aramızdaki fark ne durumda bilmiyorum ama 5,5 saniye fark varmış. Güzel. Güzel. Gayet yeterli hocam. Ama arkadaki de hızlı geliyor. 1.40 atmış en son. Yavaş yavaş o arayı kapatacaktır benimle. Çok tryhard da gitmemeye çalışıyorum. Tryhard gidersem bir anda böyle arkanın kopup bir duvara girdiğimizi görebilirsiniz abi. Sakin sakin gitmeye çalışıyorum o yüzden. Ki herhangi bir kazayla karşılaşmayalım bu yarışın sonunda diye. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor burada çünkü. Böyle ne olduğunu anlamadan selanızı okurlar. Öyle bir yarış yani bu. Evet, güzel. Ön taraftan bir miktar rüzgar alıyoruz en azından. Hızımızı koruyalım. Yeter abi. Adam 38 dönüyor abi. O adam kadar hızlı dönemeyiz tabi de. O adam okumuş üflemiş yani 6.1K. O adam fazla hızlı abi, onunla kapışamayız. Adam 3 saniye daha hızlı tur başına bizden. Her türlü tur bindirir bize yarış sonuna kadar. 22 turluk uzun bir yarış çünkü bu. Bu yarış bitmez abi, öyle söyledim yani. Böyle gerginliğimi yüzümden okuyabiliyorsunuzdur eminim bu arada. Çünkü çok garip bir araba abi. İnsana bir gerginlik veriyor. Yani W13 olsa bu kadar gerilmem muhtemelen. Bu arabada geriliyorum. Bu araba fazla gergin bir araba W13'e göre. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum yani. Gerçekten bu yarıştan sonra muhtemelen birkaç saat dinlenirim yani. Bileklerim dinlensin diye uğraşırım. Böyle bir F3, bir süper formuna gelmeye devam edecektir muhtemelen. Ay fena patlamış biri burada. Güzel, bir rakip daha gitti. Çok iyi, 10.'yüz şu an. Harika. Açmıyorum overtake'imi şimdilik. Acele etmeyeceğim. Çok yavaşladı burada. Biri daha patlamış. Harika. Yavaş yavaş eleniyor gönlümün kralları. Gönlümün şampiyonları onlar benim. Ben de bu sayede artıya geçmeye başladım. Güzel güzel, iyidir. Güzel abi. Ne kadar çok patlayan olursa bize o kadar çok kar getirisi olur yani. Yorucu. Öndeki araca ne zaman atak yapacağımızda güzelce karar vermemiz lazım artık. Atak yapmamız gerekiyor çünkü. Açtım overtake'imi. Hala acele etmiyorum. Düzlüğü bekliyorum. Rüzgar da alacağız. Overtake'imiz de açık. Muhtemelen geçişi tamamlarız burada ya. Aynen öyle abi. Güzelce geçiş tamamladık. Şimdi overtake'i kapatma zamanı. Overtake'i kapattık.
güzel. Burada zaten arayı açarız ya. Biz hızlıyız abi. Güzelce ilerlemeye devam ediyoruz. Harbiden o kadar yorucu ki araba. İnanılmaz yani. Şu anda 8.'yiz. I-Rating'imiz artıya çıktı. Yavaş yavaş kendi karımıza çalışmaya başladık artık. Zararı kurtardık yani. Hadi bakalım. Arkası bazen biraz kayar gibi oluyor. O kayar gibi olması bile böyle hafif panik atak geçirtiyor insana gerçekten. Şakasız söylüyorum yani. Çünkü en ufak bir hatada yarışın bitti demektir, anladın mı yani? Gidersin bir duvara vurursun, lastik kopar zaten direkt. Daha devam edemezsin yarışa yani. Aynı F1'deki gibi. Hadi bakalım. Açtım overtake'i tekrar. Aa, açamadım. Şu an retime'da. Yani bekleme süresinde. Daha da çok var gerçi overtake. Kullanmasak iyi olur yani. Yarışın daha yarısına bile gelmedik. Overtake'i yarıladık neredeyse. Boş değil. Biraz bekletebiliriz. Zaten iyi gidiyoruz. Tempomuz güzel şu an yani. 1.42 atıyoruz. Aha, biri daha patlamış. Dur, bindirilen araç mı? Değil. 7. olduk abi. Harika. Her an biraz daha yükselmeye devam ediyoruz yani. Her şey muhteşem. Biri tur bindirilmiş burada. Bir ara yol vermeyecek sandım yani gerçekten. Yavaş yavaş 30'la gidiyor ya. Tur bindirilen arabasını 30'la gidiyorsun abi kenardan. O da saçma yani, anladın mı? Virajlarda falan öldürür yani o hız. Ben 130'da geliyorum. 30'da gelen birini görmem yani. Vururum. Fark edemem. Arka taraf çok yaklaştı bu sayede. Arka taraftan kastım. Bir arkamdaki değil, onun arkasındaki. Onun arkasındaki çünkü biraz hızlı bir pilot. O benimle kapışır yani. Beni geçer muhtemelen o yüzden. O yüzden söyledim öyle. Güzel, iyi gidiyoruz. Bu hızı koruyacağız ya. Acelemiz yok artık. Ritmik bir şekilde böyle gitmeye devam edeceğiz. Çok çok korkutucu bu viraj ya gerçekten. Duvara sıfır geçiyorsun burada. En ufak bir hatanda tahtalık öyle abi. Bunların kayıtta bir sorun yoktur bu arada. Yani hiç kontrol etmeden girdim çünkü. Kameraların açısını ayarladım. Sesler güzel. Evet. Her şey olması gerektiği gibi gözüküyor. Aynen. Kaps açık. Simap açık. Her şey güzel şu an için. Yarışı artıda bitirelim yeter. Bizim için kaçıncı bitirdiğimiz de önemli değil. Zararda bitirmeyelim. Ben onunla mutlu olacağım yani. Lider hala 38 dönüyor abi. Biz o sürelere dönemeyiz. İmkansız zaten. Ben 2 gündür 38'lere 39'lara düşmeye çalışıyorum. İmkansız abi. Maksimum 1.40 atabiliyorum. 2.5-3 saniye fark var neredeyse aramızda yani. Tur başına. Maksimum düz 1.40 attım abi. 1.39'lara bile düşemedim ben. Olmuyor abi. Olmayınca da yapacak bir şey yok yani. Her şey hız da değil. Stabillik de önemli. Kaza yapmamak da önemli. Bak. Sadece kaza yapmadık. Stabil gittik. Şu anda 7.'yiz. 8. olacağız gibi duruyor ama olsun. 8'incilik de güzel. İkisi de çok iyi.
Hadi be abi, hadi be. Gayet iyiyiz abi, gayet iyiyiz. Arkadaki rakip 0-2-0-3 sürekli tur başına kapatıyor ama yapacak bir şey yok. O adam bizi geçecek, ona okeyiz. Onu kabul ettim ben yani. Onun beni geçme durumunu. Tek kullanmamaya devam ediyorum. Arkadaki pilot kullanıyor şu an. Kullansın geçsin beni. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Zaten ondan sonra bayağı bir rahatız. Onun arkasında bize yetişebilecek bir rakip yok gibi gözüküyor şu an için. O yüzden bayağı bir rahat bir yarış geçecek en azından. Buna geçildikten sonra. 8.likte mutlu olacağız yani. Yerimizi bulmuş olacağız. Öyle söyleyeyim. En azından. Kuklara düştü, geliyor. Dur başında bir saniye daha aldım şu an benden arkamdaki adam. Ya bunu kabullendim tamamen. Ama kenara çekip de yol vermeyeceğim tabii. Gelsin geçsin. Mümkün olduğunca işini kolaylaştıracağım ama onun için ekstra yavaşlamayacağım. Bu da ayrı bir durum. Tam 1,5 saniye fark var aramızda. Az kaldı, geliyor. Açtım overtake'i ya. Bu tur overtake açasım geldi çünkü güzel tur çıkartıyorum gibi duruyor. Olabildiğince hızlı bir tur atalım bari. Hazır atabiliyorken. Biraz fazla kaydı arkası. Şu an 39'lara düşeceğiz gibi gözüküyor. Eğer güzel bir son viraj alabilirsem. Evet. 39'lara düştük. 39.500. 39.500 abi. Arkamızdaki adam kadar hızlı bir tur attık yani. Olsun, bir tur atmış olalım. En azından hızlı bir tur atmış olduk yani. Güzel, sevindim. Kendimi hala geliştirmeye devam ediyorum. Bir şeyler öğreniyorum işte pist üzerinde araba sürerken. Antrenmanlarda sadece 1.40'a kadar düşebilmiştim. Tabi overtake kullanmadan düşmüştüm onda. Yarım saniyede overtake etkiler tabi yani. İster istemez. Nefes nefese kaldım abi. Çok yoruldum, yeter ya. Bu yarış ne zaman bitiyor? Yarısına gelmiştik bu arada yarışın. Yakında biter yani. Klima şu an yeterince iyi yüklemiyor. Şu an böyle hafif hafif sıcak basmaya başladı. Artık ne olduysa herhalde yanlış modda mı kaldı şu an? Yoksa filtrelerimi temizlemedim. Bakacağım. Yarıştan sonra halledeceğim onu da. Eski günlere döndük yemin ediyorum. Vantilatörlü günlerime şu an. Güzel, arkadaki çok yetişemiyor bu arada. O güzel bir haber. Tempomuz güzel. O anlama geliyor. Olabildiğince duvara kadar yanaşıyorum bak, farkındaysanız. Hiç süre kaybetmemek için yapıyorum bunu. Mümkün olduğunca en az kayıpla iyi bir süre atmaya çalışıyorum ki hem arka taraf yetişmesin hem de ön tarafa yetişelim. Al işte. Tur bindirilen pilotun bu kadar yavaş bir şekilde yolun ortasında ne işi var ya?
Gerçekten salak olman lazım şu hareketi yapmak için. Yani beyninin olmaması lazım bunu. Virajlarda gaza bas, düzlüklerde yol vermek istiyorsan gene yavaşla. Adam virajlarda yavaşlıyor ya. Uyuz oldum, arka taraf fitişti be abi. Resmen böyle şey gibi hani... Ortama bir adalet getiriyor gibi yani, anladın mı? Dengeliyor takımları. Bir bazılarını nerfliyor, bazılarını buff'lıyor gibi bir durum var yani bunda. Tatsız. Hadi 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 hadi. Acelemiz var, acelemiz. Yetişmemiz lazım. Bir tur bindirilen pilot daha. Şaşırdık mı şaşırmadık. Yeter ulan yeter, çekilin yoldan. Vahşi batıdan geliyorlar. Hoppa. Tamam güzel. En azından kenara çekti arabasını. Düzlükte. Yaptı tatlı bir hareket açıkçası. Arkadaki rakip bizi her türlü geçti şu saatten sonra bu arada. 200 şeyi var. Overtake'i var 200 saniye. Bizimki 80 saniye falan kaldı. Artık rüzgarıma da girdi. Savunacak bir şeyim kalmadı. Yol vermek istiyorum ama nasıl vereceğiz? O da meşhur tabii. Kendisi geçiyormuş gibi hissetmeli. Bir kaza yapmayalım. Düzlükte falan yavaşlarsan bu sefer rüzgarıma girmeye çalışırken duvara vurabilir bizi yani. Yavaşladım ama çok da yavaşlamadım bak farkındaysan. Çünkü sanki hatalı çıkmışım da yavaş kalmışım gibi oldu yani. Özellikle ekstra yavaşlamadım yol verirken. Ekstra yavaşlarsan öldürürler çünkü. Adam rüzgarına girmeye çalışırken bam diye arkadan yapıştırıverir sana abi. Neye uğradığını şaşırırsın yani. Neye uğradığını anlamazsın bile. Saliseler içinde bum yoksun. Yavaşlatamadık burada biraz. Lider bize tur bindiremeyecek gibi gözüküyor bu arada şu an için. Daha bir dakika bile ara açamadı. 30 saniye falan fark açtı. Yani 1,5-2 dakika fark açması lazım tur bindirmek için bize. O da yarışın yarısını bile geçmişken imkansız yani. Şimdi sakin moda aldım kendimi iyice. Çünkü güvenli alandayım. Arka taraf 10 saniye. Ön taraftakini zaten kovalıyoruz. Geçmek gibi niyetimiz de yok. O yüzden... Güvenli moddayken hazır. Sakin sakin sürüyorum böyle acele etmeden abi. Abi duvara vurmayayım diye kılıklık yardım. Güvenli mod değilmiş abi. Güvenli mod değilmiş. Yanlış modu almışım. Turbo modmuş abi o. Niye söylemiyorsunuz ya turbo mod diye? Abi güvenli mod sanıyordum. Turbo mod çıktı. Neyse güzel, sıkıntı yok. Pozisyon kaybetmedik. Ve güzel kurtardık orayı. Duvara vurmasın diye ekstra gazı basıp spin attırmak zorunda kaldım araca. Diğer türlü duvara doğru gidiyorduk. O yüzden ekstra gaza oturdum ki orada duvardan bir miktar da olsa uzaklaşabileyim diye. İyi, durumu çözdük ya. Durumu kurtardık abi. Kurtardık. Sadece iki incident. O da spin attığımız için, kontrolü kaybettiğimiz için ama ne demişler? Spin ünlü her zaman bir spin ünlüdür abi. Bu kadar net. Hadi bakalım. Şimdi işte tehlikeli alandayız tekrar. Gazlamamız lazım. Gazlayabildiğimiz kadar. Abi yavaşlar mısın ya? Rica ediyorum ama. Arkadaki adam yaklaşıyor. Yeni spin attık ya. Lastikler sıcak muhtemelen şu an. O yüzden beklediğimden daha kötü tepkiler veriyor şu anda. Overtake'i açtım şimdilik abi. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Biraz arkayla arayı açmam lazım çünkü. Diğer tur başlamadan rüzgarıma girmesin diye. Rüzgarıma girmesi kötü olur benim açımdan. O da açtı overtake'ini. Kapattım ben. Çok mu erken gaza oturdum burada bilmiyorum. Muhtemelen çok erken gaza oturdum. Aynen. Bir tık daha geç oturmam lazımdı gaza. Bayağı bir saniye kaybettik yani. 10 saniyeye yakın kaybettik.
Adam arkamızdan yanaştı o yüzden. Şimdi o saniye geri kazanma vakti. Bir buçuk saniye. Aradaki fark. Kapatmaya çalışıyorum şu an. Aradaki farkın büyümesi için tüm gücümle gazlıyorum abi. Ama o da güzel gazlıyor şu an. Gaza geldi şimdi biliyorsun. Baktı önüne düştüm. Hazır dedi av var abi. Bütün gücümüzle bastıralım dedi yani. O da şu an bastırıyor. Bir tur iki tur maksimum bastıracak. Sonrasında ben arayı açmaya başlayacağım. Hatalar yapmaya başlayacak çünkü gazlarken. Rüzgar vermemeye çalışıyorum olabildiğince. Hadi be abi, hadi be abi. Yavaş yavaş arayı açıyorum. 0102 açıyorum gibi duruyor. Bir yerden sonra komple kopacaktır ama. Bu kadar hızlı turlar atması bile normal değil onun aslında da. Şu an benden dolayı gaza geldi. Şu an biz onun gazını geri alma peşindeyiz abi. Ya dön artık bir araba. Çok yorucu ya bu araba. Şakasız çok yorucu bu arada yani. Bu kadar yorucu başka bir araba yok yani şu ailesinde. Gerçekten çok yoruyor. İnanılmaz yoruyor. İki buçuk saniye olmuş aradaki fark. Bak gördün mü? Dedim sana maksimum iki tur dayanır diye. Sonrasında yavaş yavaş ben arayı açmaya başlarım dedim yani size. Şu an bir saniye daha yavaş dur başına benden. Az buçuk karakter analizi yapabiliyoruz ha. Beni tanıyorsunuz yani. Anlıyorum yani pilotun nasıl davranacağını, ne yapacağını. Bastım overtake'e ya. Biraz daha arayı açayım. Gerekirse overtake bitsin abi. Önemli değil yani. Biraz daha araya açayım hem de bir hızlı tur kovalayayım yani şu an onu istiyorum. Son viraja doğru overtake'imiz bitecek ama bilmiyorum gene de kovalayabilir miyiz, kovalayamaz mıyız hızlı turu. ...38'lere hiç düşemeyiz zaten de en azından 39'ların başını görürsek hiç yoktan iyidir. 39-1, 39-2 mutlu olurum yani. Bu yarışta bir şeyler öğrendim, daha hızlı sürmeyi öğrendim ve hafif de piste alıştım diyebilirim yani o zaman. Hadi bakayım dön abisi. Dön adamsın. Overtake'in bitmesine bir saniye. Overtake bitti abi, geçmiş olsun. Düzlükte süre kaybetmeye başladık o yüzden şimdi. Muhtemelen 39-300 falan gelecektir yani tahminime göre. 9300 bile gelmedi. Belki 400. 400 bile gelmedi. Ucu ucuna böyle. Uf.
Neyse arkadaki adama biraz göz daha verdik işte. Biz senden hızlıyız bak. Bizim peşimizi bırak. Orada güvende yarışını bitir. Sal bizi sal tarzında. 39-4 attık. Öndeki rakiplerle kıyaslanamaz tabii ama en azından bir şey atıyoruz yani, o da bir şeydir. Son 4-5 tur kalmış bu arada. Bununla birlikte 5 tur. Bundan sonra 4 tur kalıyor bu turdan sonra. Az kaldı, dayanalım. Adam deli gibi hala aynı hızlı süreleri atıyor ya. Abi 38'lere ben ulaşamam ya. İmkansız ya. 40 atıyorsam öper başıma koyarım yani. Şu an var ya sırtıma doğru böyle ter damlaları. Yemin ediyorum saçımdan böyle sırtıma doğru. Aha biri patlamış. Ya oraya çekmiş şimdi de. Ya bu adam ne yapıyor ya? Tur bindirilmiş araba. Tamam mı? Çok sinirimi bozdu o herif ya. Birine vurdu galiba. Biri top atmış çünkü orada. Birini geçtik, 7. olduk. Birini öldürmüş o herif kesin yani. Böyle tekrardan bakıp raporlaması bir hareket yani. Çünkü yarış boyunca aynısını yapıyordu herif. Tur bindirilen arabaysan bile böyle yavaş gidemezsin pist üzerinde, çizgi üzerinde. Ha, böyle bir dünya yok yani. Raporlanmalık. Neredeyse bir dakika fark atmış lider bize. Öyle düşünün. Yarışın bitimine doğru. Şu an 58 saniye ama tabii 2 tur sonra 1 dakika olacak. 2 tur bile sürmez muhtemelen. Arkayla bağlantımız tamamen koptu abi. 6 saniye, 7 saniye. Şu an kaza yaptı muhtemelen. Ya da spin attı ikisinden biri. Artık arka taraf tamamen bitti. O bak bir kişiye daha geçildi. Yani beni kovalamak için böyle elinden geleni yaptı. Çok daha hızlı sürmeye çalıştı ama abi bir dezavantajı var o işin. Eğer en ufak bir hata yaparsan bu sefer arkadakine geçiliyorsun. Onu yaşıyor şu an o. Arkadakine de geçildi yani anlayacağınız. Bu arada yarışın en hızlı turu 37.8 geldi. Bizden yaklaşık 1,5 saniye daha hızlı. 1,3 saniye daha hızlı değil mi? Yo. 2 saniye mi daha hızlı neredeyse? Kaç saniye oluyor ya? 1,6-1,7 yapıyor galiba. Aman matematiğim de kaydı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arabayı hem kontrol edip hem düşünmek hem konuşmak her şey çok zor yani. Gerçekten zor. Son 2 tur ya. Hadi. Bu tur bitti zaten. Son 2 tura giriyoruz. Hadi abi bitti bitti. Yarış bitti ya. İstersen 5'er saniye daha yavaş atabilirim bu turları. Önemli değil yani. Arkadakiler zaten yetişemeyecek. 7. de bitmiş olacak yarış. Başarılı değil. Ama kötü de değil. Gayet okey. Okey yani. Bundan sonra son tura doğru koşacağız galiba, değil mi? Bu turdan sonra değil, sonraki tur. Son iki tura birazdan gireceğiz yani. Bu tur daha son üç turdaymışız. Pardon. Ben yanlış mı hesaplamışım? Yanlış hesaplamışım. Lidere göre hesaplanıyor sol üst. Ben sol üstteki tur sayısına bakarak söyledim size. Halbuki lider geçtikten 1 dakika sonra biz geçiyoruz o finish start çizgisini. O yüzden yanlış hesapladım. Şimdi şu an 3 tur yani. Bu tur bittikten sonra 2 tur kalacak. Şimdi doğrusunu söylemiş oldum. Hadi bakalım. Overtake zaten hiç yok. Arka tarafı 13 saniye, ön taraf 16 saniye. Bu yarış bitmiştir hocam yani. Tamamen. Hata yapmadığımız sürece böyle biter bu yarış. Evet, son 2 tur abi. Son 2 tur. Yoruldum ama çok keyifliydi yani.
keyifliydi ama yine de NASCAR'ı tercih ederim. Öyle öyle bir keyfi vardı yani bunun. Kantar içinde kaldım yemin ediyorum var ya. Baksana abi direksiyonla nasıl mücadele verdiğimi görüyorsunuzdur zaten. Abi NASCAR ne güzel. Tam göbekli ve sakallı adam işi anladın mı? Yaşlı adam işi. Bunu falan ben nasıl becereyim ha? Bu 20 yaşındaki genç delikanlının yapacağı iş yani. Benlik değil. Vallahi değil. Artık yaşına göre spor seçmelisin. Ah. Son tura gireceğiz. Hadi Sezer yapabilirsin. En azından finish bayrağını görmek istiyoruz. Hadi. Gayet yeterli hocam. Benim için gayet yeterli bir sonuç. Yani ben eksi alırsam da 10-15 eksi alayım bana yeter diyordum. Daha fazlasını almayalım yeter diyordum. Ama artıyla bitirdik yarışı. Umarım sizin için de tatminkar olmuştur bu yarış yani. Gerçekten canım çıktı yani. Onu söyleyeyim. Bu yarışı yapacağım diye şu tempoda en az 50-60 tur atmışımdır yani 2 günde. Bir yandan F3'e çalışıyorum. Bir yandan Road America'da LMDH ve LMP3 var onlara çalışıyorum. Yani umarım değer abi. Umarım değer. Ya gerçekten bak Kur'an çarpsın nefes nefese kaldım ya. Bu kadar yorucu olmasın bir yarış ya. Abi simülasyon yapıyoruz gözünü seveyim gerçekten yarışmıyoruz. Aaa. Partiye çıkacağım yarıştan çıkıp. Su kaybettik ya bu kadar olmasın abi. Yeter ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ama çok keyifli. Hani pist keyifli, araba keyifli. Sadece biraz yoruyor. Biraz yorucu bir araba. Onun dışında çok keyifli olduğunu net söyleyeyim size yani. Harbiden büyük keyif şu arabayı kullanmak. Ve finish'e doğru gidiyoruz abi artık. İş bitti. İş bitti. Son düzlüğe çıkacağız birazdan. Ardından bir viraj dönüp işi bitireceğiz. Hadi bakalım. Artık bu son düzlük. Bir viraj daha dönüyoruz. Finish çizgisini geçiyoruz. Konuyu kapatıyoruz abi. Bitti. Birkaç yarış daha atarım bundan muhtemelen. F3'te yarışıyoruz zaten bir yandan biliyorsunuz. Bir yandan Road America'da gelecek. Hepsi karışık gidecek abi işte öyle. Bir NASCAR atacağım, bir ondan atacağım, bir bundan atacağım, bir IndyCar atacağım. Hepsinden izleyeceksiniz. Keyifle. Tamam kenara çek artık ya. Gözünü seveyim. Çok yoruldum ya. Üf. Bak. Dur. Şu arabayı nasıl kapatıyoruz? Ignition. Dünya varmış abi. Dünya var. Bak sessizliği dinliyorsun değil mi? Sessizliği duyuyorsun. Abi dünya varmış ya. Kafam şişti ya. Bu ne ya? Gerçekten bu nedir ya? Arkadaşlar umarım keyifli bir yarış olmuştur. Canım çıktı. Artık bu videonun hatırına biraz destek alırım sizden. Desteklemek için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Destekleyin ki. Şuna işkence çektiğime değsin yani. Hepiniz seviliyorsunuz efendim. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.